Pixopat'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Gül yanımda güzel sesiyle bizlere eşlik eden Gürkan da var. Merhabalar nasılsınız gençler? Gene şok bir haberle karşınızdayız ben zaten ekran karşısına çıkınca hep şok bir haber oluyor. Seni Peki, görmek çok mutluluk verici. Değil mi benim. şok yeterince şok etkisi yarattığını düşünüyorum. Sony Bungie'yi satın aldı 3.6 <laughs> milyar dolar esen. Oyun dünyasında kartlar yeniden dağıtıldı arkadaşlar. Bitmedi Sürekli arkadaş. dağıtıyorlar. Ne olmuş Gürkan'cığım? Haberin detaylarına bakabilir miyiz beraber? Bakarız tabi, Yardımcı beraber. olur musun bize bu konuda? Poligondan aktarıyoruz. Poligondan aktarıyoruz. Sony Destiny 2 geliştiricisi olan Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın almış. Burada önemli olan noktalar neler? Şöyle bir üstünden geçecek olursak. Bungie diyorlar ki multi platform yani birçok platforma oyun çıkaran bir stüdyo olmaya devam edecek. Yani sadece Sony Exclusive gibi bir olay yok diyorlar. Destiny'ciler rahat olsun. Destiny 2 şu anda nasıl PlayStation'da efendim Xbox'ta ve PC'de varsa hı hı. bu şekilde olmaya devam edecek. Aynı zamanda bir de üstüne basılan noktalardan bir tanesi şu. Bungie kendi oyunlarını kendisi yayınlayan ...bir stüdyo olma opsiyonuna da sahip olacakmış. İsterse kendi yayıncısı olabilecek yani. Hmm. Sony tarafı tabii çok memnun olduğunu söylüyor bu işten doğal olarak. Hmm. Ee, şey demişler yani bizim böyle bir hani sci-fi, bilim kurgu, shooter e, şeyimiz yok... ...işte böyle bir yoktu dememişler tabii de biz biliyoruz olmadığını. <laughs> ee, böyle bir şey saflarımıza kattık, çok mutluyuz falan demişler. bancı tarafı da sürekli olarak tabii bu bağımsızlık tarafının üzerine basıyor. Hmm. Özellikle işte yaratıcılık açısından bağımsız olmalarının üzerine basıyor... Ve az sen de söylediğin gibi Destiny 2 oyuncularını özellikle rahatlatmak adına bir tane de grafik hazırlamışlar hatta hmm. böyle özet geçen durumu. Biz nasıl şu anda her yerde varsa her yerde olmaya devam edeceğiz. Hatta geliştirebiliriz bile platformları diyorlar. Başka yerlere de çıkabiliriz diyorlar. Hmm. Onun dışında az evvel de üstünden geçtiğimiz gibi yaratıcı açıdan tamamen bağımsız olacağız diyorlar ikinci noktada. 3. Hmm. noktada da bizim oyunumuz her yerde aynı olacak diyorlar. Yani biz Sony'ye geçtik şimdi. Efendim işte Sony'ye özel içerik çıkardık, Destiny iki de özel eventler oldu falan öyle şeyler yok yani. Her yerde aynı oyun. Bu Destiny 2 özelliği de, yani de herhalde. Sanıyorum öyle çünkü yani Destiny 2 diye koskocaman evet. bir başlık atıldığı için. Şimdi hmm. bakıyoruz ve düşünüyoruz tabii biz oyuncular olarak rahat durmuyoruz. Haliyle komple teorisi üretmemiz lazım. Evet. Aralarda böyle satır aralarında gizli bir şeyler var mı diye birazcık konuşalım Gürkan'cığım. Konuşalım mesela ilk akla gelen şey oluyor. Acaba Xbox efendim Activision Blizzard'ı satın aldı. Biz de hemen çabuk bulun bir şey bir bulun. Bir şey bulun bize. <laughs> hisselerimiz düştü falan. Hani tabii. hisselerimiz düştü. Depresyona girdim alışverişe çıkayım. Oha. Hmm. Refleksi. Yani <laughs> büyük ölçekte olabilir mi bilmiyorum. Ama olamaz tabii ki. Çünkü bunlar Yok. koskocaman firmalar biliyorsunuz işte şey dedi konuştuk. Activision'ın satın alımında da konuştuk. Öyle hani bugünden yarına verilen kararlar öyle hemencecik biten işlemler olmuyor bunlar yıllar sürüyor. Hı hı. E, dolayısıyla hani bir süredir devam bir eden bir falan, programdır bu. Bir yıldır falan devam ediyorum. Şöyle. diyorlar. Yani, Ha Öyle ama diyor. dersen ki bu gene de Xbox'a bir cevap mı? Bir cevap gibi oldu. Evet arka arkaya yani gelince bir cevap vadeli. gibi oldu. Abi siz Crash Bandicoot'u aldınız. Bir PlayStation Hı -hı. ikonu gibi neredeyse. Ha. Biz de Bungie aldık. Oh! Yalnız, yani hareket gözükmedi hani, tabii ama anlaşılıyor evet, herhalde. Evet sanıyorum anlıyordur <laughs> arkadaşlar. Ben burada canlandırmak istemedim. Evet, hani Bungie Crash gibi bir şey de değil bence. Yani Xbox'ın... Böyle hani e, flagship'i falan derler ya. Amiral gemisi ya Halo. <laughs> Halo'yu Halo yapan firma sonuçta bence. Yani beni ve Xbox'ın ruhunu satın aldı diyebilir miyiz Gürkan? Önemli sembolizm içeriyor gibi geliyor Bayağı bana. Öyle Bayağı yani. bir sembolik anlamı var evet. gibi geliyor bana. Hani Crash Bandicoot evet ama Halo. Halo. Halo'yu yapan firmayı almak. Yeni IP üzerinde de çalışıyor bence. Değil mi Bunchi? onu biliyoruz. Şimdi mesela ne o ne olacak? Soru o. Yeni IP'de acaba... Bu Sony'nin yeni izlediği hani hem PC'ye hem e, e, PlayStation'a çıkalım şeyine mi devam edecekler hı hı. yoksa Xbox'a da çıkacaklar mı mesela bu bir soru işareti. Bir de şey tarafı yok mu işin ya bu çok konuşulan bir muhabbetti zaten de ee, Sony'de mesela yıllar içerisinde FPS oyunu deyince akla... Ne geliyordu? Ya, Misal, Killzone mesela. Killzone geliyordu Hı -hı. değil mi? Yani gayet de güzel bir oyundu aslında. Maltese falan güzel bir oyundu Ama o. öyle hani bir Halo gibi böyle çok çok yayılamadı sanki değil mi? Yani, yani daha bir niş kaldı. Ki, evet sanki. şöyle Xbox deyince işte Gears dediğin gibi geliyor. Hı -hı. Halo geliyor aklına. Hani Sony deyince PlayStation deyince Hı -hı. E, Killzone Gelmiyor gelmiyordu. Yani. Ama yani bence şey yetkin bir FPS e, oyundu. Bayağı severek oynadın evet, bir Evet evet. Maltese falan Hı -hı. güzeldi. Ama Guerilla tabii geride bıraktı onu. Şimdi Horizon ha, falan yani. yapıyorlar sonuçta. Eee bir resistance vardı aklıma gelen hmm. bir zaman bir zaman evvelden. FPS olayı geride kaldı. Daha böyle efendim işte hikaye anlatımlı. Evet. Third person. Hatta şey diyebiliriz lineer. belki yani hani Sony cephesinde, PlayStation cephesinde FPS olayını Activision'la önceden yaptıkları e, ortaklıklarla böyle Call of Duty üzerinden sanki biraz götürüyorlardı. Hani Hı -hı. Call of Duty'de Hı -hı. E, PlayStation özel içerik çıkıyordu. Harita bilmem Hı -hı. ne, cürtürt bir şeyler oluyordu falan. Hı -hı. Hı -hı. E, şimdi Activision'da gidince tabii. Yani <laughs> Sony'nin e, ne diyelim? Bu FPS olayında geride kalmışlığını giderme potansiyeli vardır diyebilir miyiz yani? Bence olabilir. Yani hatta e, baştan şey diye düşündüm ben de sonra Gürkan bana değişik bir cevap verdi. Onu da paylaşayım sizinle. Acaba bu Killzone'un falan tamamen gömüldüğü anlamına mı geliyor diye düşündüm. Çünkü şimdi Bungie gibi böyle Hı -hı. FPS üstadı bir firma varken Hani zaten geride kalmış bir Killzone'u niye yaptırmaya devam etsinler diye. Sonra sen de dedin ki... Ben de dedim ki Bungie ile anlaşıyorlar. 900 kişi çalıştırıyormuş Bungie'yi. Evet Bungie. baya fabrika yani. Baya şey önemli firma. NetEase'den 100 milyon dolar yatırım da almıştı hmm. bunlar o IP'nin geliştirilmesi falan için. Şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani know-how bir şekilde paylaşılacaktır hı hı. stüdyolar arasında. Ki daha önce olduğunu biliyoruz mesela e, Desima Engine'i kullandığı şey Kojima. Aynen öyle. Aynen öyle. Banji'ye diyebilirler ki altınızda bir efendim e, şey oluşturun. Hı hı. Killzone markasını siz mesela ilerletin. Neden Denemez olmasın, mi? Neden olmasın? Denebilir yani. Ya da işte Bungie'den bir grupla efendim Her. işte Guerrilla'dan bir grup bir araya gelip bir şeyler yapabilir. Ya ayrı bir stüdyo oluştururlar. Mesela, Derler olabilir. ki yardımcı olun şu hı hı. çocuklara. Olabilir. Peki Başka bir nokta daha var. Bunu biz bu Activision satın alımı videosunda da konuşmuştuk birazcık da. Hı -hı. Yani insanı böyle biraz şüpheye düşürüyor. Bu küçük Hı -hı. stüdyoların hepsi böyle büyük stüdyoların altına giriyor gibi bir şey var. Yani orada toplaşmalar var. Hı -hı. Ee, bu acaba bizim için oyuncular için böyle faydalı bir şey mi olur? Yoksa can sıkıcı bir şey olmaya doğru mu gider? Ya da işte bu Xbox ve Sony'nin başını götürdüğü yani ne denir? Başını çektiği. çektiği. E, bu çekişme... Ee, tamamen böyle birbirleri çekişmek adına saçma sapan şeylere mi götürür bizi yoksa daha kaliteli oyunlar mı görürüz acaba? Xbox'ta bir 70 milyarı gömünce tekerleşme muhabbeti döndü. E yani evet. Öyle bir durum var. Çünkü oradaki IP'ler falan o, o Activision şey. Blizzard'ın IP'leri felaket Aynen. zaten. 3 alana bir bedava falan gibi dolu içi ya. Evet evet felaket bir durum var. Abi bu iş konsol markaları ve konsol savaşından falan bayağı çıktı Hı -hı. artık. Service yani hizmet Hı -hı. E, merkezli bir İş modeline dönme anlatabiliyor Yani şey muyum? gibi olacak diyorsun ki yani aslında gerçekten de şu anki gelişmeler onu gösteriyor. Efendim işte konsol deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Bir kutu var sonuçta Hı -hı. fiziksel bir kutu var ve sen onu satın alıyorsun ve işte bir takım e, gereksinimlerin olmadan ekstra işte onu düşük ayarda mı oynayayım Hı -hı. yüksek ayarda mı oynayayım derdin olmadan tak çalıştırıyorsun Hı -hı. bitiyor iş. Hı -hı. Fakat şimdi öyle bir hale geldik ki gerçekten internet üzerinden işte cloud gaming mevzusuyla Hı -hı. E, senin öyle fiziksel bir alete de ihtiyacın kalmıyor ve Xbox mesela Game Pass gibi bir hizmet sunarak hı hı. E, hem kendi elinde bulunan stüdyoların oyunlarını hem de işte özel anlaşmalara e, yaptığı stüdyoların oyunlarını orada satabiliyor hatta işte kiralayabiliyor diyelim Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Sony de muhtemelen dediğin gibi böyle bir yöne gitme peşinde. Çünkü ihtiyaç çok artık gerçekten fiziksel aletlere. E, bu nesil sahip olmaktan ziyade hep konuşuyoruz ya daha böyle evet. üyelik tabanlı bir efendim e, hayat yaşıyor. E, sahip olmak yerine hizmet alayım ben yani. Evet evet. Aynen öyle. Öyle bir hayat yaşarken Xbox'ın mesela bütün bu stüdyoları bünyesine katması hı hı. abi sen bu oyunları oynamak istiyor musun? Benim platformumda ol. Platformumla kastım da Xbox değil yani. daha evet, doğrusu O fiziksel, fiziksel platformdan bahsetmiyoruz. Evet. evet Xbox platformunda hı hı. ol. Ee, bunu PC'de oyna. İşte Ben sana mesela iyi oynayabileceğim bir donanım da sağlayabilirim Xbox gibi. Ee, efendim bunları oyna. Hatta şey muhabbeti bile dönüyor biliyorsun yani PlayStation'a gelir mi Xbox Game evet. Pass bir gün diye bir muhabbet bile döndürüyoruz yani biz. Yani aslında şey gibi değil mi? Microsoft aslında çok uzun yıllarda yaptığı şey yapıyor. Sonuçta Windows bunu yapıyorlar. Yani bir Hı -hı. platform Windows. Hı -hı. Ve yani... E çok yaygın. Yani Hı -hı. bilgisayar deyince akla Windows geliyor neredeyse öyle Hı -hı. bir durum var genel kullanıcı için. Hı -hı. Ee, acaba oyun olayında da böyle bir hamle mi yapmak peşindeler? Bilmiyorum, olabilir. Evet. Ama Sony şunu gördü. Stüdyolar çok uğraşmışlar ikna etmek için öyle içeriden bilgiler var. Aa bizim oyunları niye biz sadece PlayStation'da saklı tutuyoruz? O oynayacak çok oyuncu var Doğru. PC platformunda özellikle ve PC platformuna bu oyunları çıkardıktan sonra biz gene onları kendi ekosistemimize çekebiliriz diye çok Hem de para kazanıyorlar yani. Mantıklı, anlamlı bir argüman Kesinlikle sunmuşlar. Öyle. E, bu işin sonu yani şeye gidiyor. Konsollar bence marka olarak olmaya devam Hı -hı. edecek ve oyuncuların oyunları deneyimleyebilmesi, iyi deneyimleyebilmesi için ortaya çıkarılmış donanımlar olmaya devam edecekler. Fakat platformlara ayrıldıklarını söyleyebiliriz. Hani bir Netflix veya işte Hı, HBO yani. rekabeti gibi. Evet. PlayStation, Microsoft rekabetine doğru gidiyormuş gibi geliyor bana. E, bunun tabii bir de madalyonun öbür yüzü var diyelim. Third partiler yani bu herhangi bir yere bağlı olmayan bir efendim platforma bağlı olmayan markaların maddi efendim şeyleri daha bir su yüzüne çıkabilir. Sıkıntıları mı? Sıkıntıları şöyle sıkıntıları yani şimdi mesela Bancı rahata ermiş durumda diyebiliriz çok mali olarak efendim aynen çok öyle. bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum yani. Hı hı. Sony destekliyor bir de biliyoruz yani gerçekten gerçek anlamda kağıt üstünde kalmayacak bir e, yaratıcı bağımsızlık veriyor evet. gerçekten. Yani diğer third partiler de efendim bu platformlarla anlaşmaya gideceklerdir. Yaratıcı bağımsızlıklarını korudukları sürece çok 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 bir sorun olur mu bilmiyorum. Hı hı. Mobilde bile var hep söylüyoruz Apple Arcade diyorsun. Tabii canım. Ee, Öyle yani. Öyle. Şimdi Xbox senin de az evvel ekrana yansıttığın gibi manyak manyak hamleler yaptı. Sony de aslında boş durmadı. Onların da üstünden çok ufacık geçelim. Hı, hı. E, Souls'un bu e, remake'lerini yapan Blue Point hı hı. bünyelerine kattılar. Returnal'ı yapan, bayağıdır da zaten PlayStation'da çalışan House bünyelerine kattılar. E, Playroom'un geliştiricisi Fire Sprite'ı ee, keza PC portları yapan Nixus software'i bünyelerine mesela kattılar. Discord'u falan mesela Discord'da bir takım yatırımlar yaptılar. Peki hı hı. sence bu burada durur mu yoksa Sony başka kimi alır? Ne geliyor akla? Akla gelen klasik şeyler var tabii yani. Değil mi? Ya yani yok Softo alır mı? Yok EA'ye <laughs> mesela bir sulanacak muhabbeti döndü. Eee, hmm. satılma durumu var mı ki ya? Abi şeyler ikna olursa Hissedarları Neden ikna edersen böyle Herkes... bir yine e, 30-40 civarı falan eder gibi geliyor bana EA. Evet. O, öyle bir e, satın Ama almaya şey, kalkışabilir. Activision gibi bir durumda değiller. Activision hani biraz zor durumdaydı. Evet. Yayın, şu an eli güçlü yani. Evet. E, Konami geliyor mesela. Değil abla. mi? Mesela bence çok güzel bir e, alım olurdu. Konami geliyor. Yani IP'leri mahvetmiş bir Konami. Elindeki bir Konami'yi alacak olan şirket oyuncular gözünde ciddi bir şey kazanacak bence. Hı hı. Destek kazanır olabilir, yani. Olabilir olabilir. Çünkü insanlar Konami'den bıkmış durumda sevdikleri IP'ler var. Evet. Konami onları bayağı bir hapis altına tutuyor. Bir de bu paçinko maçinko makine falan muhabbeti var ya hı hı. işte bu. Pandemide sıkıntıya düşmüşler onlar o hmm. kadar oynanmıyormuş Çünkü falan. esas oradan parayı kırıyorlar gibi bir muhabbet vardı. Evet. Ya olabilir bu tip so yani satın evet. alımlara devam edeceğiz diyor Sony. Sen bir pes oyuncusu olarak sevinmez misin mesela? He, ola <laughs> enteresan olabilirdi yani. <laughs> pes kalmadı tabii bu arada artık biliyorsun. Yani Belki tekrar <laughs> e geri <football> döner <laughs> öyle bir durumda bilemiyoruz. Yani de satın alımlar devam edecek diyorlar. Microsoft kadar böyle bir efendim maddi gücü olmadığını biliyoruz Sony'nin sonuçta. Ama bir şekilde gelirinin büyük kısmını oyun tarafı oluşturuyor. Hı -hı. Mesela 70'ler 80'lerde sen televizyonda odur budur bilmem ne çok eğlenirken evet. artık eğlence efendim şey interaktif entertainment kısmı çok para getiriyor. O yüzden devam edecektir diyebiliriz diye düşünüyorum. Bence de. Özetle arkadaşlar Sony Bungie 3. milyar dolar aldı. 3. milyar dolara 3.6 milyar dolar aldı. Peki siz ne diyorsunuz? Bu gelişmeler karşısında Microsoft Sony savaşı böyle giderek artacak mı? Sony başka kimleri alır? Hı -hı. Bu Alımlar biz oyuncuların işine yarar mı yoksa biz bu işten zararlı mı çıkarız? Hı hı. Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, beğenirseniz paylaşmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Çok çok öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.